Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Ee, bugün topalarında sizlerle iki konu iki konu üzerinde bir şeyler anlatacağım size. Birinci konumuz antrenman. Antrenmana girişten nasıl antrenman yapacağız? Ee, bu da yeni başlayanlar için mesela neler yapmalıyız, neler uygulamalı onları anlatacağım. İkinci konumuz ise maçta uygulamamız gereken taktikler mesela rakibimize göre ne yapacağız, ne yapmalıyız, nasıl taktikler uygulamayız onu anlatacağım. Şimdi birinci konumuza dönelim. Birinci konumuz arkadaşlar antrenman. Şimdi antrenman hemen geçelim antrenmana. Nasıl antrenman yapmalıyız? Uygulamamız gereken antrenmanlar hangileri? Kadro dizilişimize göre hangi antrenman hareketleri uygulamalı? Biraz sonra hepsini size detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir diğer konumuz ise yani ikinci konumuz ise maçtaki taktiklerimiz. Maç esnasında yapılması gereken taktikler. Karşı takımın dizilişine ve güçlerine göre nasıl bir kadro dizilimi yapmalıyız? Ve nasıl taktik kullanmalıyız onu göstereceğim. Evet ilk konumuz antrenmandı. İlk olarak antrenman sahamızı kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi e, bizim için e, antrenman sahamız ne kadar yüksek ve ne kadar iyi olursa o bizim için her zaman daha iyidir. Şimdi antrenman sahamıza dönelim. Antrenman sahamı şu şekilde. Şu an ben de yükseltiyorum. Size de tavsiye ederim. Mesela antrenman e, seviyeniz, antrenman sahanızın seviyesine kadar yüksek olursa e, antrenman, oyuncuların antrenmanları daha keyifli, daha verimli olur ve böylece daha çok fazla bonus alırsınız. Bonuslarınız daha yüksek olur. Şimdi, e, şöyle göstereyim. Antrenman böyle antrenman sayısı. Bu buradan yükseltiyorsunuz. Şimdi ben yükseltmeyi almışım. Şimdi size bir antrenmana geçelim. Antrenmanımız da şu şekilde arkadaşlar. Antrenmanımız önce bir kadro dizilimini göstereyim. Benim kadrom şu şekilde. Ve ben eee kanatlardan tek defa e, tek forvet oynuyorum. Şimdi ben buna göre e, <laughs> Ben buna göre şimdi şey yapacağım. Şey, işte antrenman yapacağım. Neler yapmalıyım, neler uygulamalıyım. İlk önce oyuncularımızı seçiyoruz. Oyuncularımız şurada. Oyuncu seçe basıyoruz arkadaşlar. Oyuncu seçte bastığımız zaman alan seç şuraya basıyoruz. Alan seçte işte kaleci, defans, defansif orta saha, orta saha, ofansif orta saha ve forvet dedikten sonra onaylıya basıyoruz. Buradan da bitti diyoruz. Buradan onu bitirdikten sonra alıştırmalarımızı seçeceğiz. Şimdi alıştırmalarımız nasıldı? Kadromuza göre, hareket ettiğimize göre. Şimdi e, kadromuz nasıldı? Bizim kadromuz elim gibi tek forvet ve e, kanatlardan gidiyordu. Kanatlardan tek forvet olduğu için benim için hep yani olmazsa olmazım hızlı kontra ataklar. E, kanat oyunu ve pas koşu şut onu ekliyorum. Bu da bizim olmazsa olmazımız. Ondan sonra savunmaya geçeceğim şimdi arkadaşlar. Savunmamızda ise savunmamızda ise rakibe pres uygulamak. Rakibe pres uygulamak zor bir seçim. Bizim için daha iyi. Mesela hani agresiftik top çalma, markaj, pozisyon alma. Bunlar cesaret bunlar bizim için önemli. Oyuncuyu cesaretlendirmeliyiz. Artı bir seviyeye yüklemeliyiz. Oyuncuyu yükseltmeye çalışacağımız için. Bu benim defans hattım için en iyisi bu. Şimdi benim defans hattım 4 defans, 1 defansif orta saha oynuyor. Yani defansımı daha çok güçlendirmeye çalışıyorum ben. Ee, diğer alıştırmam ise tek defans hattı. Yani defans hattına daha da yüklenmeleri için şunu seçiyorum. Orta bir seviye. İçerisinden markaj, pozisyon alma, iletişim, konsantrasyon gibi şeyleri yapıyorum. Yani ekliyorum. Ve en son fiziksel ve zihinsel olarak Şimdi fiziksel ve zihinsel güç bakımında spor salonu alıştırmasını seçiyorum. Spor salonu alıştırması ne için? Hani oyuncuların daha güçlü olması için. Mesela karşıdaki rakip çok güçlüyse, kuvvetliyse. Benim defansif hattım, forvet hattım, orta saha hatlarım da güçlü olsun diye ben bunu seçiyorum. Ondan sonra arkadaşlar meki koşusuna geçelim. Niye, niye meki konusu? Güç, hız, cesaret, çeviklik. Dediğim gibi bunlar bizler için önemli. Mesela hani e, hızlı kontrataklarda güç lazım. Pas ve koşusunda güç ve hız lazım. Rakibe pres uygulamada yine güç, hız, cesaret lazım. Tek defa satın da yine güç, hız, cesaret lazım. Bunların hepsini mesela spor salonunda da yine aynı. Bunların hepsini bir araya getiriyorum ve bunları uyguluyorum. En son bunlar da böyle doldurduktan sonra bitti diyorum. Bitti. Şurada gördüğünüz gibi 2 çarpı bonus veriyor. Bizim bonuslarımız işte oyuncuların bonuslarını arttırıyor. Şuradan işte reklama basıyorsunuz. Ben şu an basmayacağım videoda olduğum için. Buradan reklamı izliyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum. 4 bonus veriyorsa reklamla birlikte izlediğim için 2 katını veriyor. Yani 4 çarpı 2 6'sını veriyor. Yani 6-8'ini veriyor. Böylece benim bonuslarım daha fazla oluyor. Şimdi antrenmanını yaptıralım arkadaşlar. Antrenman yaptırdıktan sonra arkadaşlar size şöyle işte gördüğünüz gibi bakın ne kadar mantıklı bir şey yaparsak dediğim gibi hiçbiri böyle boş geçmesin hepsi bile dolu dolu olur ve böylece bizim ilk antrenmanımızı doldurmuş olduk şimdi iki tane antrenman bize sunmuş ikinci antrenmanlarımızı da dolduracağız ikinci antrenmanlarımızı da yaptıracağız İkinci antrenmanımız da yine tekniğinde aynı böyle oyuncularımızı seç alan seç bütün hepsini seçiyorum arkadaşlar onayla diyorum buradan tekrar bitti deyip alıştırmaları seçiyorum Alıştırmaları seçerken bu sefer biraz daha farklı yapacağım. Şimdi kanat oyunu olduğu için ben de kanat oyunu olduğu için mesela kanatlardan tekten fazlasını yüklendiğim için bu bir. Ve tek forvet bende olduğu için tek tek bitiricilik özelliğinin olması lazım. Bu iki. Şimdi savunmaya geçelim arkadaşlar. Savunmada nasıldı? Bende fazla oyuncu vardı. Ee, defans hattında. Defans hattında daha güçlü olması için burada hücumcuları durdurma çabasına düşecekler ve top çevirme bunu uygulayacağım Arkadaşlar şimdi buna gelelim bunda ise Arkadaşlar şimdi bu seçtiğimiz şeylere göre Mesela işte bunlarda ne varsa ona göre uygulayacağız ısınmaya geçiyoruz fazla için yüklenmeyeceğiz oyuncularımıza ve uzun germe şöyle seçemedim buna bastıktan sonra tekrar yine dediğim gibi buradan reklama basıp izleyip bonuslarınızı iki katına çıkartabilirsiniz Ben öyle yapmayacağım şu an e, videoda olduğum için antrenmanımıza başlatıyorum kabul antrenmana başla böylece gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir boş geçmiyor çünkü e, seçiminizi mantıklı yaparsanız e, bütün hepsinin altına okuyun mesela seçmiş olduğunuz antrenmanın altında ne yazıyor neleri birbirine bağdaştırabilirseniz sizin için o kadar daha iyi olur. örnek veriyorum güç, agresiflik, hız Çeviklik. Bunları yazıyorsa arkadaşlar diğerinde de onun yazması lazım ki birbirine denkleşip ona göre daha da çok şey versin. Ee, beceri işte şeyler versin. Ee, oyuncunuzu yükselsin Şimdi bir diğer konumuz ise arkadaşlar baştaki taktiklerimizin. Şimdi mesela rakibimize göre mesela taktik alacağız. Şimdi kadromuza gidelim arkadaşlar. Kullanmış olduğum taktik arkadaşlar 4-1-2-2-1. Yani defansif. Defans defansif orta saha, orta saha, ofansif orta saha ve tek forvet bu şekilde. Kadromuzun mantık ayarlamasını bu şekilde orta saha oyuncularımızla orta saha oyuncularının dakillerini de sonra da ileri mantığıyla oynuyor. Yani şu şekilde şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şurada mantık tuşu var. Buradaki mantık tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Burada oyuncularımızın geri mi oynaması lazım, ileri mi oynaması lazım onu biz seçiyoruz. Ee, ben şu şekilde orta saha oyuncuları dahil orta saha oyuncularından sonrakileri ileri forvet yani e, ileri oynattırıyorum. Onlar ileri oynasın. On, orta saha oyuncuların gerisindekileri de geri mantığıyla oynattırıyorum. Yani defans hattında kalsınlar sürekli. E, böylece hepsi mesela mantığını yerini bilsin ki eksiklik olmasın. Mantık önemli işte arkadaşlar. Futbolcularınızı yönlendirme, yönlendir, yönlendirmelisiniz. E, şimdi uyguladığımız maç yasasındaki taktiklere geçeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde taktikler diyorum. Şimdi benim genelde takım anlayışım genelde kısaca kısacası hani hep hücumdur. Benim seviyem 84 şu an takım olarak. Takım gücüm yani takım gücüm şu an 84. Benden yüksek veya benimle aynı seviye olan kişilere hücum uyguluyorum. Pozisyonum ise karşı takımın dizilişine göre. Hemen bir rakibe gidelim. Mesela e, örnek vereyim. Yarınki rakip. Mesela e, lig maçına bakalım. Rakibim nasılmış? Kimmiş? Bu George Severius. George Sever kardeş kardeşimiz. Mesela kadrosuna bakalım. O, uygulamış olduğu taktik. 4-2-3-1 Kalite kısmına basın. En kaliteli güçlü oyuncuların nerede, hangi mevkide olduğunu bir bakalım. Mesela şimdi kaliteye basıyorum arkadaşlar. Mesela kalitesi çok güçlüymüş. İşte ondan sonra forveti güçlüymüş. Ondan sonra eee Ofansif ortası oyuncusu işte AMC'si, orta sahası falan. Böyle gördüğünüz gibi hani genellikle orta sahası falan güçlü. Şimdi ben ona göre nasıl bir taktik uygulayacağım? Örnek veriyorum mesela orta sahası çok güçlü ama kenarlardan güçsüz. Biz hücum, e, hücumda uygulayacağımız taktik her iki kenarda diyeceğiz. Yani şu şekilde buradan ayarlayacağız arkadaşlar. Kadroya geçelim hemen tekrar. E, bakın. Hemen şuradan taktikleri mesela bizim e, az önce gösterdiğim gibi her iki kanattan diyeceğim. Çünkü kanatları güçsüz. Böylece benim takım oyuncularım kanatlardan yüklenip onun güçsüz yerinden saldıracak ve böylece e, avantaj bizim elimizde olacak. E, böylece bizde olduğu için maç bizim lehimize dönecek. Şimdi pas atma şeklimse arkadaşlar şurada pas atma şeklimse genelde kısa olanı seçiyorum. Kısa paslar daha güvenli ve e, topa daha fazla sahip olmamızı sağlıyor. Risk konusunda rahatız yani şu şekilde. Eğer mesela ben bunu uzun seçersem e, uzun attım top belki oyuncuma gelmez. Bu benim için elimden top gidecek. Bu top kaybına nasıl olacak. Topa sahip olma oranı düşecek. Ya da oyuncuların gol atma oranı düşecek. Bu benim için kötü. Şimdi e, kontra atak genelde benimki kapalı tavsiye etmiyorum mesela örnek veriyorum atak çektin, gol atamadın tutturamadın bu sefer karşı takım yapacak büyük ihtimalle bu da senin onun için bir avantaj senin için ise bir dezavantaj tavsiye etmiyorum ama tabii ki yine siz bilirsiniz sizin uygulamanın uzaklanmış sizin yapacağınız bir şeydir e, pres tarzım genelde alçak oyuncuların kondisyonlarını fazla düşürmüyorum e, gerek yok çünkü hemen yorulmasınlar ilk dakikalarda ilk maçlarda zaten her şey ilk dakikalara bağlı Top çalma tarzı normal, markaj ise bölgesen Offside taktiğini her zaman uygulayın, bunu tavsiye ederim. Yani yaparsanız sizin için daha iyi. Ee, en azından ki zaten onların hani takip ediyor da mesela normalde hakimler falan takip ediyor offside olduğum oluyor ama en azından oyuncularımız o mantıklı oynasın. Hani offsideye düştüğü zaman offside top geldiği zaman direkt offsidea çekilsin ki to gol olmasın, gol kabul edilmesin falan. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi bu taktikler uygularsanız. Sizin için daha iyi olur. Benim taktiğim bu. ve Sürekli de maçlarımda kazanıyorum. Bana göre çok iyi. Böyle yani. Eğer bunun gibi ve bunun gibi diğer videoların devamını gelmesini istiyorsanız bir kanalımıza beğeni atıp yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Destenizi bekliyorum. Allah'a emanet.